Arkadaşlar merhabalar. Kesir problemlerine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncesinde sayı problemlerimizi bitirdik. Neye x diyeceğimizi, neden 2 ile çarpacağımızı, neden 5 ekleyeceğimizi iyi bilelim demiştim. Şimdi de söz konusu kesir problemleri olduğunda, işin içine pay paydalı kesirler girdiğinde ne yapacağımızı tespit edeceğiz. Kesinlikle kesir problemleri %100 işte şu problemdir demiyoruz. Sayı probleminin içinde de yüzde problemlerinde de kesirlerimiz hep olacak. Eğer bir sorunun içerisinde bir tane ya da iki tane ya da üç tane kesir varsa ne yapacağımızla ilgili şöyle bir izahta bulunayım arkadaşlar. Şimdi yine defter tutanlar deftere, kitabı olanlar kitaba yazsınlar diyoruz. Örneğin bir soruya girdik. Soruda bir memur maaşının 2/3'ünü şöyle yapıyor, böyle yapıyor. 2/3'ten başka eğer bir kesir yoksa elimizde bir tane paydamız var. Sırf hesap kitap kolay olsun diye maaşa 3x diyelim diyorum. Sebebi şu, 3x'in 2/3'ünü hesapladığımızda paydadaki 3 ile buradaki 3 sadeleşsin. Eşittir 2x olsun. Yola tam bir ifade ile devam edelim. Hızlı işlem yapmamız için. Sorumuzda bir tane değil iki tane kesir olabilir. Bir memur maaşının 2/3'ü ile pazarı, 4/5'i ile de kirasını ödüyor gibi dediğimizde, pardon, elimizde var olan kesirlerden bir tanesi 2/3, bir diğeri de 4/5. Ve netice itibariyle iki tane paydamız var. Bunlardan bir tanesi 3, bir diğeri de 5. Diyorum ki bir tane payda varsa onun katı kadar, eğer iki tane ise o iki tane paydanın en küçük ortak katı kadar maaşa değer ver. 3 kere 5'ten 15x. 15x'in 2/3'ünü hesaplamak, 4/5'ini hesaplamak kolaydır. Onunla ilgili de ufak bir bilgi paylaşayım. 15x'in 2/3'ünü hesaplayacaksak paydaya böl, pay ile çarp diyoruz. 15'i 3'e böldüm 5. 5 kere 2'den 10x. Aynı maaşın 4/5'ini hesaplayalım. Yine paydaya böl, pay ile çarp. 15'i 5'e bölersek 3, 4 ile çarparsak 3x deyip yola devam edeceğiz. Onu yanlış çarptık. 5'e böldük 3, 4 ile çarptık 12x gibi. Yine devam edelim. Yine bir kesir probleminde ya da herhangi bir problemde bir tane, iki tane değil, üç tane de olabilir. Yarısı demek 1/2 demek. Yani görünmeyen paydalarımızdan bir tanesi 2'dir. Mevcut paydalardan biri 7, biri de 3'tür. 2 kere 3'ten 6, 6 kere 7'den 42x. O zaman maaşımız 42x olsun diyoruz. Sonra bunun 5/7'sini bir hesaplayacağız. Paydaya böl, pay ile çarp. 7'ye böldük 6, 5 ile çarptık 30x. Yine devam ediyoruz. Bu sefer kalan diyor. Yani biz 42x'lik maaşın 30x'ini kullandık. Geriye kalanın 2/3'ü dediğinde, o zaman 42'nin 30'u giderse geriye 12x kalır. Biz bu 12x'in 2/3'ü ile işlem yapacakmışız. Paydaya böl, pay ile çarp. 4, 2, 8x deyip yola devam edeceğiz. Sonra yarısı diyor, onun yarısını alacağız gibi. Karşılaşmış olduğumuz kesirli olan bir problemde bütüne değer vermek işimizi kolaylaştırır. Şimdi ufak ufak başlayalım. Bir değişkenli kesir problemleri demişim. Bir değişkenden kastımız şu. Soruda bulunan kesirler bir kavram üzerine kuruludur. Şimdi gelelim burada. Bize ne diyor? Bir havuzun 5/16'sı su ile doludur. Havuz için konuşuyoruz. Yani bu 5/16'sı demiş olduğu kesir havuza ait. Havuzdaki suyun 2/3'ü kullanıldığında bu 2/3 havuzdaki suya ait. Havuzda 20 litre su kalıyormuş. Şimdi kesir problemlerinde sorunun çok da içeriğine dalmadan önce kullanacak olduğum kesirleri tespit ediyorum. Soruya da hızlıca şöyle bir baktığımızda başında, ortasında ya da sonunda yarısı kavramı var mı?
Eğer varsa yazamadık onu. Yarısı derse işin içinde gizli bir 1/2 aslında iki paydası var demektir. Çok nadirdir ama çeyrek diyebilir. Çeyrek de 1/4 demektir. Gizli bir 4 var demektir. Arkadaşlar. Şimdi operasyonumuzu şöyle başlatıyoruz. Havuzumuz olsun diyoruz. Havuzun tam kapasitesi, içini tam doldurduğumuzda payda 16, payda 3 olduğu için 16 ile 3'ü çarpıyoruz. 48x olsun diyoruz. 48x kadar su alabilsin. En başa dönüyoruz. Sıfırdan tekrar. Bir havuzun 5/16'sı su ile doludur. Biz bu 48x'in 5/16'sını hesaplamalıyız. İçinde bu kadar su var demeliyiz. 16 ile 48'i sadeleştirdim. 3. 3 kere x kere 5. 15x. Yani havuzumuzun içinde daha yolun başında 15x kadar suyumuz varmış. Havuzdaki suyun 2/3'ü kullanıldığında, yani içeride bulunan 15x'in 2/3'ünü kullandığında bir bakalım. 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm 5. 5 kere x kere 2'den 10x. Yani 10x kadar suyu kullandık. Havuzda 20 litre su kalıyor. O zaman ben 15x'in 10x'ini kullanırsam geriye 5x kadar su kalır. İşte o 5x kadar dediğimiz su da 20 litreymiş. 5x eşittir 20. Her iki tarafı 5'e böldük. X de buradan 4. Şimdi bakalım bizden ne istiyor? Buna göre ilk durumda havuzda kaç litre su vardır? Havuzda ilk durumda bulunan su miktarı 15. 15 çarpı da 4 eşittir 60. 60 litre su vardır diyoruz ve doğru yanıtımız E şıkkıdır. Bir değişkenli olan kesir problemlerinden kastımız bu. Mevcutta var olan kesirler, erkeklerse erkeklere, kadınlarsa kadınlara, havuzdaki suysa havuzdaki su olmak üzere bir değişkene bağlıdır ve onun üzerinden yürürüz. Yine aynı öneride bulunuyorum. Normalde kesir problemlerinde sıkıntı yaşıyorum diyen arkadaşlara ve diğer konularda da hep aynı şeyi söylüyorum. Ben burada soruyu çözerken muhakkak videoyu durdurarak siz de benimle beraber aynı senkronda hareket etmeye gayret edin. İkinci soru. 2/3'ü olan havuza, dolu olan havuza 56 litre su ekleyince havuzun hacmini 1/4'ü kadar taşıyor. Havuzdaki ilk durum ana falan filan yarım yok. Şimdi elimizde bir tane paydamız var 3. Bir tane paydamız var 4. O zaman bizim havuzumuz olsun 3 kere 4'ten 12x. Soruya en baştan bir daha giriyoruz. 2/3'ü dolu olan, yani bizim bu 12x'imizin 2/3'ünü hesaplarken 3'e böl, 3'e böl 4. 4 kere x kere 2'den 8x. 8x kadar suyumuz varmış arkadaşlar. Bu kadarı dolu. 56 litre su eklersek havuzun hacminin 1/4 kadar su taşıyor. Yani mevcutta 8x'i 12x'e tamamlayacak olursak şurada 4x kadar boşluğumuz var. Bizim bu 56 litre suyumuz 4x kadar olan boşluğu doldurduğu gibi dökmeye devam ediyoruz. Havuzun hacminin 1/4 kadar da su taşıyor. Havuzun hacmine ne dedik? 12x. 12x'in 1/4 ne yapar? 4'e bölersek 3x yapar. Bu da taşan miktar. Doluyor, 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 doluyor. 1/4 olan 3x kadar da su taşıyor. Doldurduğumuz miktar ile taşan miktarın toplamı 56 litredir. 4x artı 3x toplarsak 7x eşittir 56. Her iki tarafı 7'ye böldük. X buradan 8. Buna göre havuzdaki ilk durumda kaç litre su vardır? İlk durumu soruyor arkadaşlar. İlk durumu da şöyle yeşil yapalım. İyice belli olsun. İlk durumda 8x. X'i de 8 bulduk. 8 kere 8 64 litre eder. Doğru yanıtımız D şıkkıdır.
Evet, bir değişkenli sorularımızdan bir tanesini daha çözmüş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Cümlede anlam, cümlede tarif arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? Maviyi seçelim. Ulaş parasının yarısını. Yani burada şu anda çaktırmadan bir tane kesirimiz ortaya çıktı. Yarısı dediği için 1/2. Kalan parasının 1/3'ü bir kesirimiz de burada var. Başka da şöyle kabaca bir bakıyoruz, yok. O zaman bizim ulaşımızın toplam parası faydalardan bir tanesi 2, bir diğeri de 3 olmak üzere 3 kere 2'den 6x olsun diye kabul ediyoruz. Ulaş parasının yarısını, yani 6x'in yarısını harcıyor. O zaman şöyle yapıyorum. 6x'in yarısını hemen hesaplamak kolay. 3x'i yazıyorum. Yuvarlak içine atıyorum. Bir de okey işareti atıyorum. Yapıldı, okundu, gidildi, harcandı anlamında. Bu yapılan, kalan ne? 3x. Yolculuğa kalan mı kalanla mı devam ediyor? Etmiyor mu, ona bakmamız lazım. Kalan parasının 1/3'ü kadar arkadaşından borç alıyor. Ha, harcama yok. Üstüne bir de ekleme var. Yani arkadaşından şu kalan parası olan 3x'in 3'te 1'i. O da 1x eder. Ortama bir tane daha x geliyor. Çünkü borç alıyor. 3x parası kalmıştı. X de buradan borç aldı. Toplam parası 4x oldu arkadaşlar. Son durumda Ulaş'ın 480 lirası olduğuna göre. Yani bizim bu 4x'imiz 480'dir. Her iki tarafı 4'e bölersek x de buradan 120'dir. Bizden istenen başlangıçta kaç lirası vardı? Başlangıçta 6x olsun demiştik. X'i de 120 bulduk. 6 ile 120'yi çarparsak eşittir 720 yapar. Durum bu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Bir çiftçinin tarlasını sulamak için kullandığı su tankerinin 3/5'i doludur. İlk paydamız, ilk kesirimiz. Payda 5. Tankerdeki suyun 2/3'ü ile tarlasını suluyor. Tankerde 120 litre su ekleyerek tankeri yarısına kadar, bakın çaktırmadan 1/2 kesri geliyor. Buna göre tankerin tamamı kaç litre su alır? Şimdi elimizde var olan paydalardan yola çıkalım. Payda 5, payda 3, görünmeyen payda 2, 2 kere 3 kere 5'ten 30x. Yani çiftçinin tarlasını sulamak için kullandığı su tankeri. Tankeri de şöyle yapalım. Su tankerinin hacmine 30x diyorum arkadaşlar. 3/5'i doludur. O zaman şunu silelim. 3/5'ini dolduralım. Biraz da büyük bir tanker olsun. Tamamı 30x. İçeride bulunan miktar bunun 3/5'i. 30x çarpı 3/5 paydaya böl, pay ile çarp. 6 kere 3 18. 18x kadar suyumuzun olduğunu varsayalım. Bu kadar suyumuz var. Tankerdeki suyun 2/3'ü ile tarlasını suluyor. Yani o zaman biz 18x'in 2/3'ünü hesaplayalım. 18x 2/3 paydaya böl, pay ile çarp. 12x. Tarlasını sularsa o zaman yeni durumda 18x vardı. 12x'i gitti. Geriye 6x kaldı. Bu kalan. Tankerdeki suyun 2/3'ü ile tarlasını suladıktan sonra tankere 120 litre su ekleyerek, yani mevcutta zaten 6x kadar suyumuz vardı. 120 litre de su eklersek yarısına kadar doluyormuş. Mevcutta var olan 6x ile gelen 120'yi toplarsam tankerin yarısı doluyormuş. Yarısı dediği 30x'in yarısı ne yapar?
15x. X'i bulalım. 6x'i attım. 9x eşittir 120. 3'e böldüm 3x. 3'e böldüm 40. 3x eşittir 40 oldu. Tankerin tamamı kaç litre su alır? Tankerin tamamı 30x'tir. O zaman ben bunu şuradan 10 ile genişletirsem, buradan da 10 ile çarparsam, tankerin tamamı yani 30x 400 litre su alır. Doğru yanıtımız 400'dür. Yani B şıkkıdır. Bu sorumuzu da böyle çözüyoruz arkadaşlar. Diğer sorulara gelelim. Eğer işin içinde kalan olursa, kalan miktar ile ilgili kesir problemleri demişim. Bakalım. Aslı parasının önce 1 bölü 2'sini, sonra kalan parasının 1 bölü 3'ünü, sonra da geriye kalan parasının 1 bölü 5'ini harcıyor. Payda 2, payda 3, payda 5, 2 kere 3 kere 5, Aslı'nın parası olsun sana 30x. 30x'de yola çıkıyorum. 1 bölü 2'sini, sonra kalan parasının 1 bölü 3'ünü, sonra geriye kalan parasının 1 bölü 5'ini harcıyor. 1 bölü 2'sinden kastımız şu. Yani yarısı. 15x'i harcattım. Kalanı buraya yazıyorum. 15x kaldı arkadaşlar. Yine kalan parasının elimizde 15x var. 15x'in 1 bölü 3'ü de 5x eder. Yine şöyle devam ediyorum. Bunun 5x'ini harcadım. 10x kaldı. Kalan. Yine kalan paranın yani 10x'in 1 bölü 5'ini harcayacağım. 1 bölü 5'i 2x eder. Harcandı. Geriye 8x kaldı. Geriye 72 TL'si kaldığına göre paranın tamamı kaç liradır? Ne yazmışım orada? İki farklı çözüm yolu var demişim. Bu onlardan bir tanesi. 8x eşittir 72. Her iki tarafı 8'e böldüm. X buradan 9. Bizden istenen paranın tamamı kaç liradır? Paranın tamamına 30x demiştik. X'i de 9 bulduk arkadaşlar. X gördüğümüz yere eğer 9 yazarsak 3 kere 9 27 yanında var bir 0 o zaman 270 lira. Doğru yanıt B şıkkıdır. Bu çözüm yollarından bir tanesidir. Bir başka yöntemden bahsedelim. Ortalığı bir temizleyelim. Şimdi arkadaşlar kalanın da kalanı kalanının da kalanı söz konusu olduğunda şöyle bir pratik bilgimiz olacak. Fakat buradaki koşulumuz şu. Sürekli kalan üzerinden devam etmeli. Soru başka bir yerde bölünüp tekrar kalana gelmemeli. Sürekli kalan olması lazım. Aslı parasının önce 1 bölü 2'sini sonra kalanın 1 bölü 3'ünü sonra da kalanın 1 bölü 5'ini harcıyor diyor. Evet kalanın da kalanı, kalanının da kalanı. Aslı'nın en baştaki parasına büyük P diyorum. Biz bir şeyin 1 bölü 2'sini harcar da yola kalanla devam edersek 1 bölü 2'nin tama gelmesi için diğer yarısı 1 bölü 2'dir. Yani biz bir şeyin yarısını harcarsak yarısı kalır. Şu anda kalanla yola devam ediyorum. Yani kalan P çarpı 1 bölü 2'nin 1 bölü 3'ünü harcayacağız. Biz bir şeyin 1 bölü 3'ünü harcarsak onu tamamlayan 2 bölü 3'tür. Yani paydaya erişebilmek adına paya kaç ekleriz diye soruyoruz. Bir şeyin 1 bölü 3'ünü harcar da geriye kalanla devam edeceksek o kalanın da kalanı 1 bölü 3'ü gitti 2 bölü 3'ü kaldı. Cümleyi toparlıyorum. P lira param vardı. Yarısını harcadım. Yarısı kaldı. Kalanın 1 bölü 3'ünü harcadım. O zaman kalanın 2 bölü 3'ü kaldı. Kalan bu paranın 1 bölü 5'ini harcarsak geriye 4 bölü 5'i kalır. Kalanın da kalanı, kalanının da kalanı. En son geriye 72 lira kaldı. Eşittir 72 diyoruz.
2 kere 4 8 sadeleştirdik 9. 9 kere 2 kere 3 kere 5 para buradan 270 lira. İster birinci yolu isterseniz ikinci yolu. Hangisi sizin işinize geliyorsa daha rahat uygulayabiliyorsanız onu kullanın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı soru. Kamp yapan bir kişi su bidonunda bulunan suyun birinci gün yarısını, ikinci gün kalanın yarısını ve bu şekilde devam ederek beşinci gün de bir önceki günden kalan suyun yarısını kullandığında bidonda 1,5 litre su kalıyormuş. Yani bu yarısının da yarısı, yarısının da yarısı 5 gün sürüyormuş arkadaşlar. Yollardan bir tanesi şu. Sürekli yarısı dediği için 1/2 kesrini kullanıyoruz. Ve 5. günden dolayı 1/2 kesrini eğer 5 kere kullanırsak, o zaman paydada bulunan 2'yi de 5 kere çarparsak 2 üzeri 5'ten 32x. Yollardan bir tanesi şu. 32x ile yolculuğa çıkıyoruz arkadaşlar. Bize ne söyleniyorsa onu yapıyoruz. Kampın birinci günde yarısını kullanıyoruz. İkinci günde de kalanın yarısıyla yola devam ediyoruz. Üçüncü günde de kalanın yarısıyla devam ediyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Güya birinci gün. Şöyle biraz aşağı alayım. İkinci gün. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Beşinci gün. Arkadaşlar bir önceki soruda anlattığım gibi iki tane yoldan da anlatacağım. Hangisi işinize geliyorsa bu sorularda o yöntemi benimseyin. Hocam böyle soru gelir mi? Gelir arkadaşlar. Acımazlar. Farklı bir hikayeyle aynı soruyu yine sorabilirler. Yolculuğa 32x'te başladık. Birinci gün yarısını kullanıyor muyum? Evet hocam. O zaman ben bunun yarısı olan 16x'i kullandım. Yarısı olan 16x kaldı. Bunun da yarısı olan 8x'i kullandım. 8x kaldı. Onun da yarısı olan 4x'i kullandım. Yarısı olan 4x kaldı. Bunun da yarısı olan 2x'i kullandım. Onun da yarısı olan 2x kaldı. Ve 5. gün de bir önceki günden kalan, yani 4. günden kalan suyun yarısını kullandığında 2x'in yarısını kullanırsam geriye x litre su kalır. O da 1,5 litre suymuş arkadaşlar. X'i bulduk. Peki biz tamamına ne demiştik? 32x, yani 32 çarpı 1,5. Bir tanesi 32, yarısı 16, olur sana 48 litre. Yani kampın başında TL değil, litre olacak arkadaşlar. Litre. Başlangıçta bidonda kaç litre su vardır? 48 litre su vardır. Bu yollardan bir tanesi. Şimdi bakalım. Öteki yoldan kalanın da kalanı, kalanının da kalanı şeklinde olan çözüm yöntemimizden bahsedelim. Yine bir kez daha uyarıyorum. Bu yöntemi uygulayabilmemiz için sürekli kalan üzerinden soru devam etmeli. Kamp yapan bir kişi su bidonda bulunan suyun birinci gün dediğine göre, o zaman şöyle bizim bir bidonumuz olsun. Bu bidonun içerisinde bulunan suya da kabaca x diyeyim. Birinci gün yarısını kullanırsam ikinci güne yarısı kalır. İkinci gün yarısını kullanırsam bir sonraki güne yine yarısı kalır. Kalanın da kalanı, kalanının da kalanı, kalanının da kalanı arkadaşlar. Sürekli bir sonraki güne hep yarısı kalıyor. Beşinci günde yarısını kullandıktan sonra yine yarısı kalır. Ve kalan da zaten 1,5 litreymiş. 1, 2, 3, 4, 5. 2'yi 5 kere çarparsam 32. 32 çarpı 1,5. X eşittir 48 litre. Olay bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kamp sorumuzu çözdük. Pay paydalı problemler demişim. Bu da yine ÖSYM'nin çeşit anlamında kullandığı bir kesir problemi çeşididir. Bunu ister kesir problemi deyin, isterseniz sayı problemi deyin, ne derseniz deyin. Ama var böyle bir çeşit.
Şimdi bir kesirin payına 5 eklendiğinde değeri 1 bölü 2, paydasından 1 çıkarıldığında diyor ya. Biz kesrin payının ve paydasının ne olduğunu bilmiyoruz. Mevcutta üzerinde çalışılan kesrin payı A, paydası da B olsun diye kabul edelim. Sonra ne söyleniyorsa onu yapacağız. Bir kesrin payına 5 eklenirse A artı 5 değeri 1 bölü 2 oluyormuş. Yani A artı 5 bölü B eşittir 1 bölü 2. Hemen içler dışlar yapıyorum. 2A 2 kere 5'ten 10 eşittir B. Bu dursun. Sonra ikinci değişikliği yapalım. Ne diyor bize? Paydasından 1 çıkarıldığında pay aynen duracak. Paydasından 1 çıkaracağız. Kesirin değeri 1 bölü 5 oluyormuş. İçler dışlar yaptığımızda 5A eşittir B eksi 1. Bizden istenen bu kesirin payı paydasından kaç eksiktir? A ve B'yi bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada yine şöyle bir operasyon düzenleyelim. Şurada bizim B dediğimiz ifade 2A artı 10'dur. O zaman ben şurada B gördüğüm yere 2A artı 10 yazayım. 2A artı 10. Eksi 1. Kime eşit? 5A'ya. 2A'yı sola attım. 10'dan 1 çıktı 9. Her iki tarafı 3'e böldük. A buradan 3. A'yı bulduk. A'yı bulduysak o zaman biz B'yi de bulabiliriz. Şurada A gördüğüm yere 3 yazarsam 2 kere 3 6, 10 da buradan 16. B de buradan 16 geldi. Şimdi bize şunu sordu. Payı paydasından kaç eksiktir? Pay 3'tür. Pay da 16'dır. Bizim 3 dediğimiz 16'dan 13 eksiktir arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkıdır. Kesir problemleriyle ilgili birinci videomuzun geldik son sorusuna. Yine bir pay paydalı soru. Bir kesirin payı paydasının 2 katından 2 fazladır. Pay payda eşittir. Kesrin payını paydası türünden tarif ediyor. Kesrin payını paydası türünden. Eğer biz paydaya x dersek kesrin payı paydasının 2 katından 2 fazlaymış. Bu kesrin pay ve paydasından 3 çıkarılırsa eksi 3 eksi 3. Kesrin değeri 3 oluyor. Yani aslında 3 bölü 1 oluyor. Bir içler bir dışlar. X'i bulacağız. Götürüp yerine yazacağız arkadaşlar. (gülüyor) 2x artı 2 eksi 3'ten eksi 1 yapar. Onu da 1 ile çarptığımızı düşünürsek 2x eksi 1'dir. X eksi 3'ü 3 ile çarparsak 3x eksi 9'dur. 3x'ten 2x çıktı. Eksi 9'u da buraya aldık. X'i bulduk. Bizden istenen bu kesirin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Şu mavilerle yazmış olduğumuz pay 2x artı 2, payda x'tir. Toplarsak 3x artı 2 yapar. X'i de buradan 8 bulduk. X gördüğümüz yere 8. 3 kere 8 artı 2 olur bize 26. Pay ve paydasının toplamı kaçtır? 26'dır arkadaşlar. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Kesir problemleriyle ilgili ilk dersimizde geldiğimiz yer burası. Bir sonraki dersimizde iki değişkenli kesir problemleri ve diğer çeşitlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.